Adnan abi öncelikle bu saat oldu. Öncelikle teşekkür ederiz. Evet, kabul ayağınıza sağ olun. Özür dileriz geç kaldığımız için. İstanbul trafiğini biliyorsun. Biliyorum. Şirketten çıktık. Hızlı bir şekilde Mustafa abilere doğru gittik. Kutköy'e. Orada da Mustafa abinin babası var. Ethem amca biliyorsun. Gördüm WhatsApp'tan takip ettim. Annesi bir rahatsızlık geçiriyor. Allah acil şifalar versin. Amin. Orada da bir hastalık nedeniyle bir ailenin nasıl birbirine kenetlendiğini görmüş olduk. Ve bunu dernek olarak sohbet ettik, hasbihal ettik ve bütün üyelerimize, bizi tanıyan herkese anlatmak için orada bu akşam bir hasbihal ettik. İkinci durağımızda bu akşam senin evindeyiz. Sen de bir hastalıkla imtihan oluyorsun. Allah acil şifalar versin. Amin. Bir insanın en kıymetlileri evlatları ve dolayısıyla evlatlarıyla da yaşanan bu grip bile olsa bir çocuk, babası ve annesi için çok daha büyük geri dönüşümler yapar. Evlat bambaşka bir şey. Dolayısıyla bu akşam da geç saatte bizi kabul ettiğin için teşekkür ederiz. İki tane pırıl pırıl evladım var. Biraz seni dinlemek isteriz. Neler yapıyorsunuz? Neler yaşıyorsunuz? Şimdi Mustafa abi önce hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayağınıza sağlık. Şöyle biz küçük kızımızı 2 aylıkken annesi fark etti. Bu bezimde bezinde kan, bir damla kan. Onu görünce biz, annesi biraz, benim hanım biraz konularda çok kızdır. Doktora götürdük. Birincisinde bir şey olmaz dediler bize. Bu devam edince, bu bir damla, iki damla olunca bezinde, bu sefer başka bir doktora götürdük. O doktor sağ olsun, ondan Allah razı olsun, farkına vardı 2 aylıkken. Hemen faliler maliler, çocukta idrar kaçağı var dediler. Bu idrar kaçağı da şey, eğer tedavisi olmazsa ileride böbreği iflas ettiriyor. Yani idrarını dışarı atmıyor. 2 yaşında zaten, şu an 2 yaşında, 2 yaşına kadar tedavisi oldu. Yaklaşık bir ay önce o idrar kaçağı kapandı diye söyleniyor. Ama 6 ayda bir kontrolleri devam ediyor. Buna da şükür. Bir tane ben sus. Onun su var. Su okuyor. Değil mi oraya? Aferin kızıma. Daha sonra benim erkek çocuk da işte baba ayaklarım ağrıyor falan demeye başlayınca Allah Allah 1/2 geçer dedi. Sonra şiddetli bir karın ağrısı, ayak ağrısı bayılma noktasına geldi. Ya bu da yeni bir hastalıkmış. PMF hastalığı diyorlar buna. Diğer bir adı da Akdeniz hastalığıymış. Yani bu bu da ileriye dönük eğer tedavisi olmazsa ayaklarda sıkıntı yaratıyor. Romatizma bari ilerliyor böyle. Şimdi bunun tedavisi görüyoruz. Yani çok şükür, buna da şükür. Allah'tan gelen diyoruz. Biz tedbirimizi alıyoruz. Yani ama biz kızla çok zorluklar çekti. Çünkü minnacık. Evet. Durmadan idrar tahlili istiyorlar. İdrar veremiyorlar. Sonda takıyorlar. Şey o çok zorladı bizi. İğne yapmak bile zorken düşünüyorum. Yani aynen öyle. Yani o sonda takmaları insanı gerçekten var. Baba yüreğine böyle hançer sok çıkar, acımaz. Ama o çocukta o sontayı gördüğün zaman fena oluyorsun. Bu da o zamanlar şu kadarcık bir şeydi. Çocuğun da aynı şekilde. Bir sıkıntımız yok çok şükür şimdilik. İlaçlarını kullanıyoruz. Adnan abi bir şey... Kardeş. Bir de benim erkek kardeşim var. O da benden 2 yaş küçük. Şu an 33 yaşında. Şizofren teşhisi konuldu ona yaklaşık 2004-2005 yıllarında. Birdenbire çıktı. O yaşa kadar hiçbir şey yoktu. Askerden geldikten sonra oldu. Şizofren teşhisi koydu. Şizofreni az çok biliyorsunuz. O da ilacını kullandığı sürece sıkıntı yok ama o ilaçların da yan etkileri falan var. Yani doğru düzgün çalışmıyor zaten o da şey. Sigortalı bir işi yok. Bütün hayatını etkiler. Yani her şey. Çünkü o ilaçlar ağır. Daha doğrusu o ilaçlar şey, uyuşturucu. Evet. Akineton diye bir ilaç veriyorlar, uyuşturucu.
Yani sağlıklı bir adam aslında 24 saat kafasını kaldıramaz. Doktor ilacın 1/4 veriyor ona. Ama sabah ve akşam almak kaydıyla. O da çalışmıyor işte. Eniştenin yanında takılıyor. Şizofren hastalığı var. Onunla da sen... Onunla da tabii biz ilgileniyoruz. Babam zaten emekli, o da çalışmıyor. Öyle bizden geldiği kadar ilgileniyor. Sağ olsun benim ablam ve eniştem var. Eniştem, enişte değil de sanki abi gibi, yani öz kardeş gibi. Allah ondan bir kere razı olsun. Onunla beraber takılıyorlar. Ben de hastalığı çok abi. Annemle mesela kalp hastalığı var. Allah derdini veren derman verir abi. Yani böyle Allah dünyada bizi sınır abi. Ama buna da şükürler olsun. Her şey insanlar için. Tabii her şey insanlar için. Ama çünkü insanın başına bir hal gelir. Ama etrafında sığınabileceği, kuvvet alabileceği insanlar varsa çünkü en mutlu olma. Biz şimdi öyle bir dönem yaşıyoruz ki, yani kardeşler arasında, yani dünyevi menfaatler noktasında bir çelişki doğduğunda kardeşlik hukuku ortadan kalkıyor. Yani aynı anne babadan dünyaya gelmişsin. O ilişkiler ortadan kalkıp gidiyor. Sadece dünyalık çıkarlar, hesaplar, kitaplar bulunuyor. Şimdi böyle bir dönemde işte bu noktada hani yine kilitlenebilen, ki biz toplum olarak, millet olarak, yani aileyi toplumun temeli olarak gören bir millet, aileye devlet olarak bakan bir milletiz. Yani aileyi, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı şehirde. Dolayısıyla o insan dediğimiz varlık ailede yetişiyor. Biz inançlarımız gereği, yani fikaha bakış açımız, aile yapısına bakış açımız, tamamen dünyanın genelini ne yapıyor, kapsıyor. İnsan dediğimiz zaman aile aklımızda, aile dediğimiz zaman da devlet aklımızda. Şimdi bu şekilde hala bu yapıyı muhafaza eden, özellikle günümüzde bugün Avrupa'da aile kavramı, aile ve kurum kalmamış, bitmiş vaziyette. Ve bu noktada da devletler, Avrupa'daki devletler bu noktada ne yapıyorlar? Bu kurumu şu anda canlandırmaya, hatta yeniden diriltmeye gayret gösteriyorlar. Bunun için teşvikler sunuyorlar. Tabii. Vatandaşlara. Ama hamdolsun biz bu noktada işte bazı değerler yitirilmiş olsa da, ama yine o yapı muhafaza edilmiş durumda. Dolayısıyla işte örneklerinden bir tanesi. Şimdi hem bizim kendi çoluğun, çocuklarınla uğraşman, tabii ki kabinde diğer taraftan kardeşinle de ilgilenmen, tabii ki güzel şey. Bunlar özlenen şeyler. Muhafaza edilmesi bize güç veriyor, kuvvet veriyor. Biz de inançlar olarak dedik ki, yani kendi içimizdeki bu örnekleri, bu güzel örnekleri ne yapalım? Biz vesile olalım, köprü olalım. Sonraki nesle etrafımıza duyurma noktasında böyle bir ziyaret düzenleyelim. Bu ziyareti de işte Çınar TV ekranlarında, Çınar TV izleyenleriyle paylaşalım. Sen de bu noktada bizi misafir ettin, ağırladın. Evini, ne demek abi, kutsalını bizimle paylaştın. Allah senden razı olsun. Allah teşekkür ediyoruz hocam senin adına. Ya bizim Türk toplumunun en güzel şeyi zaten baba, örf ve adetler. Baba. Yani, dediğin gibi Avrupa'da, baba, Amerika'da aile kavramı kalmamış. Baba, bir çocuk 18 yaşına girdiği zaman baba, dışarı atıyor. Ama bizde kız çocuğu baba, mesela 30 yaşına da gelse, 30 yaşına da gelse hala onu hiç gözünde büyümemiş olarak görüyor anne baba. Evet. O yüzden Türk toplumunun örf ve adetleri çok şükür bizlere de nasip oldu. Yani biz de Avrupa'ya veya Amerika'ya özenmedik. Yaşatıyoruz işte. Elimizde de kardeş. Bizim için, biz ailede 4 kardeşiz. Bütün kardeşler birbirimize çok bağlıyız. Evet. O konuda çok şanslıyız. Oğlum bulur musun? Ne işin var yani? Evet, Ezra sen de konuş. Yarına daha ümit var, bakmamıza vesile oluyor. Bugün yani Türkiye'de işte dünyanın genelinde işte
dizilerle, magazin programlarıyla, işte saçma sapan yarışma programlarıyla bu yapı çökertilmeye çalışılıyor, bilinçli veya bilinçsizce. Yani sırf reyting uğruna, bilinçli olmasa çayı getirebilirim değil mi? Tabii tabii, sıkıntı yok. Yani bilinçli olmasa da... Suat sen rahat mısın? Özür dilerim. Rahatsın. Yani sırf reyting uğruna, kanallar para uğruna, diğer bir tabiriyle para uğruna... yani bu ülkeyi ayakta tutan bu millet, işte 7000 yıllık bir tarihin varisi olan bizleri ayakta tutan o değerleri, aile, işte örf, adet, anane, her şeyden önce bunların da nemalandığı, beslendiği, kaynak olarak kabul ettiği dini, dinimizi bir şekilde ne yapıyorlar? Parçalıyorlar. Bizi, biz yapan değerleri öyle, işte öyle böyle parçalamaya, yıkmaya çalışıyorlar. Bunun karşısında işte kuvvetli durabilmek, şu anda hala o özelliğini kaybetmemiş olan aile yapılarına, yapılarını muhafaza etmek, muhafaza edenleri desteklemek, örnekler bunu, bu yapıları, bu aileleri ne yapmak? Örnek olarak topluma sunmak da bir vazife. Bu bunu vazife olarak atfettik. Zaten o noktada inançlar kuruldu. Kur'an'dan da Allah razı olsun, vesile olandan da Allah razı olsun. Büyüklerimiz bu noktada önemli bir adım attılar. Biz de nemalanıyoruz, vesileniyoruz yani buradaki. Bunların tamamı bu, hayır. Bu bizim camiada, hiçbir şirkette, hiçbir firmada böyle bir şey yok. Olması imkansız. Hele bu sektörde yani. Bu sektörde hiç yok. Bu sektörde ben rastlamadım zaten. Bizim sektörde inanın aynı yerde çalışıyoruz diye söylemiyorum. Gerçekten bizim firma gibi yok yani. Milletin işi biter. Babacım elleme. Röportaj yapacaksın. Milletin işi biter. Ya kahve, ya bir haneye, ya arkadaşları toplarlar falan ofiste. O tür. Ama çok şükür olsun biz öyle bir şirkette çalışmıyoruz. Ne güzel. Allah bizi gönlümüze görmüyoruz. Merkeze insanı koyduğumuz zaman güzel bir fikirle karşılaşıyorsunuz. Ama amacımız, niyetimiz insan değil de sadece para kazanması olduğu zaman demiş olduğumuz fotoğraflarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Allah şükür bizim hem yönetimimiz hem de çalışan arkadaşlarımız dünyaya bakış açısında merkezde insan olduğu için bütün güzellikler ortaya çıkıyor. Ama inançlarında ana amaçlarından bir tanesi bu ailenin içerisinde var olan sıkıntı yaşayan arkadaşlar, problem yaşayan arkadaşlar hayata nasıl tutunduklarını. Kurabiye de geliyor. Hiç zahmet etmeyin, ne olur. Sadece çay olsun, ne olur. Aşk olsun, ne olur işte. Hayatta nasıl tutunduklarını hem üyelerimize hem bizi izleyip dinleyen izleyicilerimize anlatmak isteyişimizde. O sebeple bu akşam buradayız abi. Tekrar teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Ben dinleme konumundayım daha çok abi. Ben Adnan abiyi daha çok Erenköy'de ziyaret ederdim. Erenköy'de de ziyaret ettiğimiz zaman orada da müsaadetler verdiğini gösterdi. Burada sağ olsun saat geç olmasına nazaran bize yine kapıda danıştı. Tekrardan geç kaldığımız için özür dileriz. Yani biliyor musun bugün komşu komşuya bile kapıda merhaba diyemezken Allah şükür biz çalışan arkadaşlarımız bölümüne saat 10'da 10.30'da ziyarete gidebiliyoruz. Yani her ne kadar tedirgin de olsak ama yine bir gönül rahatlığı var. Aynen öyle yani. Çok Adnan abinin evine gidiyoruz. Sorun olmaz diye kendi içimizi konuşarak geldik hakikaten. Aynen öyle. Bugün komşuluklar bile... Açık mı içersiniz? Yok, bilmiyorum. Teşekkür ederim. Kurulamazken İstersen çok rahat bir şekilde geldik. Açık olmuş biraz. Tekrar. Berat. Sağ olun abi, burası sizin yeriniz. Allah razı olsun. Biz bir aileyiz. Yolda da düşünmedik değil, hatta konuşmadık da değil. Gidelim mi, gitmeyelim mi? Geç oldu, çocuk var. Çocuklar da siz, ben şey dedim çocuklara, bak dedim, siz ziyarete gelecekler, misafirlerimiz gelecek.
ufaklık çok da uyumuştuk kız. Sabah tabii 10'da yaklaştın herhalde. Bizim huyla gir oraya şimdi, misafirlerimiz gelecek, uyumak yok dedim. Bir de şimdi böyle çat pat konuşabiliyor. Bak, kaç yaşında bu? Kız 2 yaşında. Gel kızım. Git odada ya. Cici kızın adı ne bakalım? Bu Ecri. 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 Bu da Cerat. Ecri ne yaptı? Baba bir şey diyeceğim. Öldü balık, öldü. Onun arka orada bir balık ölmüştür, onu kediler yemiş midir? Bilmem, nereye attı? Balık görmedim ya. Keşke diyorum ilk başladığım yer inanç olsaydı. Şimdi şirket olarak çok büyüğüz ama içinde olduğumuz için çok da farkında değiliz. Çalışanlar açısından. Dışarıdan bakıldığı zaman geniş bir aile duruyor. Her şeyi yapabilecek. Yani şöyle söyleyeyim ben sana. Ben eski çalışan bir şirketten örnek vereyim. Bu tür kavramlar kesinlikle yoktu. Yani işte gidelim arkadaşlarımızı ziyaret edelim veya arkadaşlarımız bize gelsin, bizi ziyaret etsinler. Bayramda bayramlaşalım. Ne bileyim. Sosyal faaliyetlerde bunun bir piknik olsun, bir gezinti olsun diye bir şey yok. İş bitti mi? Bir gün müften, abi benim işim bitti, ne yapayım? Oradan evine git. Öyle. Yani inançta bir de çok şey de öğreniyorsun. Yani sadece ithalat, ihracatta kalmıyorsun. Teminatı öğreniyorsun, daire işlemi öğreniyorsun, yatırım teşviği öğreniyorsun, kapamaları öğreniyorsun. Ben inançta çok şey öğrendim. Hakikaten inanç öğretiyor yani. Üniversitede diyebiliriz aslında inanca. Ben şeyi bilmiyordum mesela. İnançta öğrendim. Bu ihracat işlemi bittikten sonra kapama işlemini. Vedoktan kapama işlemini. Biz çünkü bakmazdık öyle şey. İthalat, ihracat düz. Ondan sonra müşteri ne yaptı, ne etti. O kadar müşteriyle de ilgilenilmezdi. Çocuklar hasta olmasın ya. Yani çocuklar hasta olunca bambaşka. Yani ne bileyim, insan baba olunca daha iyi anlıyor. Yani hastanede bu da anneyi babayı görüyorsun, ağlayanlar, ne bileyim üzülenler. Ya kendi çocukların görünce insan çok tuhaf oluyor. Yani söyleyecek tek söz çocuklar hasta olmasın. Sağ olsun annem babam, kayınvalidem, kayınpederim hepsi çok destek oldular bize. Benim oğlum 2000'de hastanede yattı. Yani hastanenin doktorları bile şaşırıp kaldılar. Çünkü 2 gün boyunca hastanede yattı. Sağ olsunlar hepsi arkadaşlar bize destek oldular. Şu manevi önemli bir şey. Aynen. Hiç bizi yalnız bırakmadılar. Yani o konuda şanslıyım ben. Hem eşimin tarafından hem kendi ailem tarafından. Şanslıyım. Bunlar derin konular. Yani parayla elde, maddiyatla elde edilemeyecek. Kesinlikle bunlar. Kesin konusu vardı. Yani söyleyecek çok fazla bir sözü olmuyor. Çok duyguyu bulmuyor ama çok biraz bu akşamın da anısına evvelce